Merhaba Ne Çektik izleyicileri. Bugünkü konumuz hepimizin aşina olduğu bir duygu, kıskançlık. Kadın ve erkeklerin farklı kıskançlık nedenlerini bilim ışığında sizler için araştırdık. Kıskançlık ilişkilerin ana problem kaynaklarından bir tanesidir. Ne yazık ki bunun dozu kaçtığında toksik ilişkiler yaşanabilmektedir. İlişkilerde bir kişinin diğerinin hürriyetini kısıtlaması son derece sağlıksız bir durum. Ancak kıskançlık duygusu aslında bir o kadar da doğal. Tabii ki de abartılmadığı takdirde. Kıskançlık bir kişinin düşünme ve davranış biçimini büyük ölçüde etkileyen çok güçlü bir duygudur. Evrensel bir özellik olduğu iddia edilmesine rağmen hemen hemen her çeşit insan ilişkisinde farklılık göstermektedir. Evrim açısından sadece kendi hayatımızı yaşamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda yenilerini de yaratıyoruz. Ancak bize atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri bulunuyor. Evrime göre erkekler genlerini aktarmaya çalıştıkları için ilişkiler kuruyorlar, kadınlar ise çocuklarına iyi bakabilecek bir partner arayışındalar. Bu biyolojik kararlılık ise bizleri kıskanç kılan farklılıkları açıklıyor. Her ne kadar bu görüşe ve toplumsal cinsiyet normlarına katılmasak da hem toplumsal roller hem de biyolojik farklılıklar kadın ve erkek arasındaki kıskançlık sebeplerinin farklarını belirtiyor. Peki kadınlar ve erkekler neden kıskanıyor? Erkekler emin olmak istiyorlar. Biyolojik olarak erkeklerin bir üreme misyonu olduğu için yetiştirdikleri çocukların kendilerine benzemesini istiyorlar. Bu nedenle de oldukça titiz davranıyorlar. Hamilelik esnasında bebek anne karnında olduğu için kadınların bebeklerini benimsemekle ilgili bir problemi genellikle olmuyor. Ancak erkekler çocuklarını benimsemek için onları kendilerine benzetme eğilimi gösteriyorlar. Bu nedenle araştırmacılar erkeklerin fiziksel aldatmanın duygusal aldatmadan daha kötü olduğunu düşündüklerini, fiziksel durumlara daha fazla tepki verdiklerini ve kıskandıklarını söylüyor. Kadınlar ise çocuklar için en iyisini yapmak istiyor. Kadınlar için biyolojik olarak belirlenen rollere göre kıskançlığın nedeni tam tersi. Kadınlar çocuklarını başarılı bir şekilde yetiştirmek için bir partnerle güçlü bir bağ arzu ediyorlar. Bu yüzden fiziksel değil duygusal durumlarla ilgili daha fazla sıkıntı yaşıyorlar. Kıskançlık nedenleri ise ağırlıklı olarak terk edilme korkusuyla bağlantılı. Kıskançlık asıl olarak ilişkinin kendisine bağlıdır. Yeni bir çalışma sadece biyolojik rollerin bu kıskançlık türlerini değil, aynı zamanda sahip olduğumuz ilişki hakkındaki algımızı da etkilediğini gösteriyor. Araştırmacılar bir ilişkide yaklaşık iki bağlanma türü olduğunu belirtiyor. Bunlardan birisi kayıtsız bağlantı, diğeri ise güvenli bağlantı. Kayıtsız bağlantı kuran insanlar bağımsızlıklarına her şeyden çok fazla değer verirler ve dolayısıyla kendilerini derin bağlantılardan uzaklaştırırlar. Bu tür insanlar duygusuz bir seviyede kıskanırlar ve fiziksel aldatmacalar onları daha fazla rahatsız eder. Güvenli bağlantı kuran insanlar ise kayıtsız insanların aksine ilişkilerde çok rahat hisseder ve bağımlılıktan hoşlanırlar. Bu tip insanlar en çok duygusal sadakatsizlikten rahatsız olurlar. Bu araştırmanın en ilginç yanı, ilişki konusunda erkeklerin daha kayıtsız, kadınların ise daha güvenli bir bağlantı kurma isteğidir. Ve yine bu sonuç başka bir açıdan olsa da, erkeklerin ve kadınların farklı nedenlerden dolayı kıskandıkları fikrini doğruluyor. Sizi en çok ne kıskandırıyor? Sizin kıskanma sebepleriniz genelde neler? Her zamanki gibi yorumlarda buluşalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.